Arkadaşlar, Mimarhanem kanalından sevgiler, ben Rana. Bugün sizlerle beraber pluginler yardımıyla nasıl merdivenimizi kısa yoldan modelleyebiliriz, bunu öğreneceğiz. İlk olarak plugin penceremden merdiven komutunu seçiyorum. Böyle bir ekran geliyor. Burada 12 farklı model mevcut. Tek yapmanız gereken kendi projenizdeki merdiven tipini bulup daha sonra kendi projenizdeki sayısal değerleri buraya girmek oluyor. Daha sonra bu komut zaten otomatik olarak merdivenizi modelleyip size sunuyor. Şöyle göstereyim. Çift kollular, döner merdivenler, tek kollular gibi 12 farklı seçenek mevcut. Ben düz olanlar için bir tanesi üzerinden anlatacağım. Farklı bir değer girmenize gerek yok çünkü diğer hepsi için söylüyorum. Aynı mantıkla diğerlerini de modelleyebilirsiniz. Sadece döner merdivende 2-3 tane fazladan değer var. Onları göstermek için bir tane döner merdiven göstereceğim. İlk olarak bundan başlıyorum. Değer gireceğim pencerede kendi değerlerinizi buradan güncelleyebilirsiniz. Basamak genişliğini soruyor. Zaten sorduğu şeyi şu yukarıdaki görselde yakınlaştırıp gösteriyor bize. Basamak kalınlığınız, birinci koldaki rıhtı sayımız, korkuluğumuz kovamızdan ne kadar içeriye çekilsin o mesafeyi sorduğu kısımda burası. Rıht yüksekliğimiz, kova genişliğimiz, ikinci koldaki rıh sayımız ve korkuluk yüksekliğimiz gibi. Ben şu an bir proje üzerinden anlatmadığım için bu değerlerde bir oynama yapmama gerek yok. Siz kendi projenizdeki değerleri buradan güncelleyebilirsiniz. Değerlere girdikten sonra create dediğiniz zaman merdiveni modelleyip size veriyor. Bir tane de döner merdiven üzerinde göstereceğim. Buradaki az önce girdiğimiz değerlerden farklı olarak 3 tane değer var. Görmüş olduğunuz gibi çap değerleri. Burada bize sorduğu çap, görmüş olduğunuz gibi korkuluğun tuttuğumuz kısmındaki dairenin çapı. Buradaki merkez direğimizin çapı ve buradaki de korkulukta arada kalan dairelerin çapı diyebilirim. Yani şu kısımların. Buradaki değerlerde yaptığınız oynama zaten modellemede güncellenip size sunuluyor. Create dediğim zaman bunu da oluşturup direkt size veriyor. Bunu da yerleştirmeniz kalıyor. Bu biraz geç yüklenebiliyor. Yüklenecek inşallah. Benim merdiven pluginine ait söyleyeceklerim bu kadardı. Bu da yüklenirse eğer tamamdır. Korkuluğu, yani burada korkuluk yok, bunu da var. Döner merdivende var sadece. Diğer hiçbir düz merdivende korkuluğu modellemiyor bu komut. Korkuluğu diğer pluginler aracılığıyla ya da kendiniz tek tek modelleyebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.